Günaydın değerli izleyenler. Bugün 12 Ekim Perşembe. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg KT'de ilk söz başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grup toplantısında enflasyonla mücadele ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, ülkemizi büyütme üzerine kurulu temel ekonomik stratejimizden asla taviz vermeden yeni yol ve yöntemlerle enflasyonun ve yol açtığı sıkıntıların üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz dedi. Erdoğan, hükümet olarak aldıkları tedbirlerin etkilerini yavaş yavaş görmeye başladıklarını, milletin de mücadeleye destek vermesiyle sürecin daha da hızlanacağını söyledi. Erdoğan ayrıca çalışan ve emekli maaşlarında enflasyon farkı ve refah payını içeren yeni düzenlemeleri yılbaşında yapacaklarını belirtti. Cari açık Ağustos ayında turizm kaynaklı gelirlerin etkisi ve dış ticaret açığının Temmuz'a göre daralmasıyla ılımlı düzeyde gerçekleşti. Merkez Bankası verilerine göre cari denge Ağustos'ta 619 milyon dolar açık verdi. Böylece 12 aylık cari açık Ağustos'ta 57 milyar dolar oldu. Temmuz'da yıllıklandırılmış açık 59,1 milyar dolar seviyesindeydi. Diğer yandan Ağustos ayında perakende satışlar tarafında yılın en yavaş artışı kaydedildi. OECD baş ekonomisti Claire Lombardelli, mali disiplinin yeniden tesis edilmesinin önemli olduğunu, çünkü ihtiyatlı maliye politikasının Türkiye'de son 20 yıldır önemli bir dayanak oluşturduğunu söyledi. Lombardelli, yeni ekonomi yönetiminin mali konsolidasyona yönelik attığı adımlar, ekonomiyi yeniden sürdürülebilir bir patikaya koymak açısından önemli. Bu tedbirler olmadan cari açık hızla artardı, dedi. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anket listesinin güncellendiğini açıkladı. Banka anketin temsil gücünün artırılması amacıyla katılımcı listesinin güncellenmesine karar verildiğini belirtti. Yeni katılımcı listesiyle ilk anket çalışması 20 Ekim 2023'te yayımlanacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkezi için elektronik platformun oluşturulmasının planlandığını söyledi. Çalışmalar ilerledikçe başka ülkelerin de projeye katılmasını beklediklerini kaydeden Putin, bu projeye Türk dostlarımız, biz ve Avrupa'da Rus kaynaklarını almak isteyen herkes ilgi gösteriyor, dedi. Bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rosatom'un Türk yenilenebilir enerji pazarına yatırım yapmak istediğini söyledi. Rus Enerji Haftası kapsamında düzenlenen bir oturum konuşan bakan, şu anda güneş ve rüzgar enerjisine yönelik projeler geliştiriyoruz, dedi. Borsa İstanbul Yüz Ana Endeksi %1,33 değer kaybıyla 8.330 puanda kapanış yaptı. 112 puan kadar düşen borsada hacim 132,2 milyar liraydı. Bankalar %0,73 yükselirken holdingler %1,99 düştü. En çok kazanan tarafta %1,95 ile iletişim, en çok kaybeden tarafta ise %4,23 ile sigorta sektör endeksi yer aldı. Bugün biz içeride haftalık para ve banka istatistiklerini, menkul kıymet istatistiklerini takip ediyoruz. Öncesinde MSCI Türkiye ETF'i %1,36 aşağıda kapanış yaptı. CDS ise 400 bas puanda. Dün endeks %25 hisse yükselirken 74 hisse düştü. Bir hisse ise günü yatay biçimde tamamladı. Puan bazlı katkılarda İş Bankası C hissesini Turkcell, Borusan Mannesman, Girişim Elektrik ve Akbank takip etti. Puan bazlı baskı cephesinde ise Türk Hava Yolları'ndan sonra Tüpraş, Migros Ticaret, Koç Holding ve Ereğli Demir Çelik hisseleri ilk 5'i oluşturdu. Dünkü yine açıklamalara baktığımızda Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde güncellemeye giderken yerli bankalar tarafında aktif büyüklüğü, yine yerli aracı kurumlar tarafında portföy büyüklüğünün nesnel kriter olarak kabul edileceğini açıkladı. Yabancı tarafta ise bankaların Türkiye'deki portföy yatırımlarına ilişkin büyüklüğünün kale alacağını anlıyoruz. Dün gelen rakamlarda bu arada inşaat maliyet endeksi aylık %4,62, yıllıksa %66,46 yükseliş gösterdi. İTO Başkanı Avdagiç, şirket kredi kartlarının limit ve taksitlerinin artırılması yönünde bir çağrıda bulundu. Dün bununla birlikte aldığımız cari denge rakamlarında altın ve enerji hariç tuttuğumuzda 6,1 milyar dolarlık fazla olduğunu da belirtelim. Net hata noksan ise 4,58 milyar dolar seviyesinde ifade edildi. Gösterge bileşik dün 261 bas puan düşüşle 21,56'da kapanış yaparken 10 yıllık kağıdın kapanışı 27 seviyesindeydi. Kurlar tarafına döndüğümüzde dolar endeksi
105.55'te 2 haftanın en düşüğüne gelirken Euro dolar tarafında 1.0634'e değdik. O da 25 Eylül'den bu yana gördüğümüz en yüksek. Sterlin dolar yine 3 haftanın zirvesinde. Dün Amerika'da gelen üfe verisinde özellikle çekirdek kalemde zayıflama olunca piyasa buradan 1 doları zayıflatacak ipucu yakaladı. Aynı zamanda 10 yıllık Amerikan tahvili tarafında dün gerçekleşen 35 milyar dolarlık ihaleye de talep zayıf geldi. Dolar TL tarafı yeni güne başlarken 27.74.46'da Euro TL cephesinde kotasyon 29.53.58'den devam ediyor. Sterlin dolar 3 haftanın zirvesinde dedik 1.23.18 düzeyinde. Dolar endeksi 105.66'dayken parite 1.0630 sınırında hareketli. Ve Avrupa tarafında bir önceki gün %2'lik primle 11 ayın en iyi performansı sergilenmişti. Dün de %0,2'lik artıyla Stoxx 600'ün günü kapattığını gördük. Dün Almanya'da açıklanan enflasyon verisi %4,5'ta yıllık tarafta teyit buldu. Alman hükümeti bu arada bu sene için büyüme beklentisini %0,4'lük bir daralma seviyesinde açıkladı. Avrupa Merkez Bankası hane halkı anketine göre %2'lik bir enflasyon 3 sene daha gerçekleşecek gibi gözükmüyor. En azından hane halkı 3 yıl daha enflasyon hedefinin tutacağına inanmıyor. Avrupa Merkez yetkililerinden Klaus Not dün konuştuğunda enflasyon konusunda mücadelede ilerleme sağladıklarını ama yolun uzun olduğunu, faiz artırım ihtimallerinin masadan henüz kalkmadığını ifade etti. Centeno ise faiz artırımının yüksek ihtimalle bittiği şeklinde görüş verdi. Kendisi aynı zamanda Portekiz Merkez Bankası Başkanı Klaus Not da Hollanda tarafından, onu da yine hatırlatalım. Bununla birlikte dün gelen haber akışında LVMH'in satış artışları beğenilmedi. Önümüzdeki sürece ilişkin kaygılarla lüks perakende hissesi %6 kadar satış gördü. Gıda perakendecileri %0.8 yükselirken normal perakende hisselerine baktığımızda %0.2'lik bir düşüşle dünün tamamlandığını izledik. Dünkü haber akışı içerisinde fiyatlara yansıyan başlıkların detayları için her sabah olduğu üzere Londra'ya gidelim. Avrupa piyasa analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun notlarını ekranlarınıza getirelim. Avrupa borsalarında karışık, yataya yakın bir seyir hakimdi. Gözler şirketlerden gelen açıklamalardaydı. Fransız lüks perakende devi Louis Vuitton'un satışlarının beklentilerin altında kalmasının getirdiği kötümserlikle hisseleri günü %5'in üzerinde değer kaybıyla tamamladı. Bu da Fransa borsası üzerinde aşağı yönlü baskıyı beraberinde getirdi. Almanya hükümeti tahminlerine güncellemeye gitti. Bu sene için daralma beklentisini aşağı yönlü revize etti. %0.4'lük bir daralma beklentisi var. 2024 yılı büyüme beklentisini ise %1.3 seviyesine indirdiğini açıkladı. %1,6 seviyesinden zaten bu yaptığı revizyonlarla birlikte IMF, OECD gibi kurumların beklentilerine paralel bir seviyeye gelmiş oldu Alman hükümetinin yaptığı tahminler. Avrupa Merkez Bankası'nın tüketici beklentileri anketi açıklandı ve bu ankete baktığımız zaman tüketicilerin beklentileri cephesine sınırlı da olsa bir yükseliş yaşandığını görmekteyiz. 12 aylık enflasyon beklentisi %3,4'ten %3,5'e çıktı. 3 yıllık enflasyon beklentisi ise %2,5 seviyesine yükselmiş oldu. Diğer yanda doğal gaz piyasasına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Orada Estonya ile Finlandiya arasındaki boru hattı da akış durmuştu. Olağan bir sızıntı nedeniyle, basınç düşüklüğü nedeniyle gaz akışı durdu iki ülke arasında. NATO'nun sert bir tepkisi oldu. NATO Genel Sekreteri yaptığı açıklamada burada soruşturmanın devam ettiğini ve herhangi bir müdahalenin saptanması halinde şu anda Rusya'nın bir müdahalesinden şüphe ediliyor. Soruşturma devam ediyor. NATO'nun karşılık vereceğini ifade etti. Biraz önce biraz FED tutanaklarından bahsettik. O tarafta faiz artırımı bir kez daha gerçekleşebilir diyen üyeler de var. Pas geçilebilir diğer üyeler de var. Her ihtimalde noktasal grafikte en son 19 üyenin 12'si bu sene bir faiz artırımı daha olur demişti. Onu da hatırlatmakta fayda var. Daha fazla gevşeme ile daha az gevşeme arasında iyi bir denge kurulması gerektiğine, sıkılaşma daha doğrusu arasında denge kurulması gerektiğine işaret ettiler. Aşırı sıkılaşma veya gereğinden az sıkılaşma arasında ince bir ayar var dediler. Dün aynı zamanda Amerika'da üretici fiyatlarına ilişkin enflasyon rakamları geldi. Eylül'de aylık %0,5, yıllık %2,2'lik seviyeler piyasa beklentisinden yüksek olsa da çekirdek tarafta yıllık %2,8 beklentinin altında, aylık tarafta %0,2 ile tam ekonomistlerin beklediği gibi geldi. Çekirdek üfe tarafı beklenti altı gelince
Piyasa buradan yükselmek için bir sebep yakalamış oldu. Dow'da %0.19, S&P'de %0.43 ve Nasdaq'ta %0.71'lik artılarla biz dünü noktaladık. Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen dün konuştuğunda yumuşak inişin kesin olmadığını ama en olası senaryo olarak görüldüğünü ifade etti. Exxon tarafında bir şirket haberi var. Pioneer Natural Resources'ı hisse başına $253 satın alacağı yine dün itibariyle ifade edildi. Mortgage faizleri açıklandı. 23 yılın zirvesinde %7.67 seviyesinde. Fed yetkililerinden Waller'ın dünkü konuşmasını takip ettik. Şu anda daha geniş bir çatışma olmadıkça Orta Doğu geriliminin Fed politikasına doğrudan bir etkisinden bahsetmenin zor olacağına işaret etti. City, jeopolitik tansiyonu yüksek olduğu Orta Doğu başlıklı haberlerle enerji piyasasının daha çok hisselere yön vermesi gerektiğine ilişkin bir yorum paylaştı. Peki bu eğilim bugün de devam eder mi? Amerikan vadelisi ve tahvil cephesi sinyal okumaya çalışacağız. Vadeliler tarafında da %0.29'a varan şekilde yükselişler devam ediyor. Bu arada tahvil cephesinde dün 10 yıllıkta $35 milyar borçlanmada talep zayıf geldi dedik. Faizler cephesinde 10 yıllıkta 4.54 seviyesiyle 29 Eylül'den bu yana en düşüğü biz gördükten sonra 4.57'ye kadar bir toparlanma söz konusu. 2 yıllıkta da 4.98'e doğru yükselişler söz konusu oldu. Ve dönüyoruz buradan bir de Fed'in tutanaklarına. Buradan çıkan mesajlarda piyasa en çok neleri önemsedi? Detaylarını paylaşalım. Ardından Asya etkisi var mı? Oraya bakacağız. Amerikan Merkez Bankası Fed'in 19-20 Eylül'deki toplantısına ait tutanaklar yayımlandı. Tutanaklar yetkililerin enflasyon yavaşlayana kadar kısıtlayıcı politikanın devam etmesinden yana olduğunu gösterdi. Tutanaklar Fed yetkililerinin ilave faiz artışının gerekliliği konusunda farklı görüşte olduğunu gösterdi. Ancak bir faiz artışının daha ihtimal dahilinde olduğu belirtildi. Açıklamada katılımcıların çoğu gelecek toplantılarda bir faiz artırımının daha uygun olacağı görüşünde. Bazı katılımcılar ise daha fazla faiz artışı gerekmediğini düşünüyor ifadesi kullanıldı. Para politikasının enflasyon hedefe dönene kadar bir süre kısıtlayıcı seviyede kalması gerektiğinde görüş birliğine varıldı. Tutanaklara göre yetkililerin çoğu ekonominin gelecekteki patikasının oldukça belirsiz olduğuna inanıyor. Katılımcıların çoğu enflasyona yönelik riskleri yukarı yönlü görmeye devam ediyor. Yetkililer enflasyon hedefine yönelik riskleri iki taraflı görüyor. Bazı yetkililer büyümede aşağı yönlü, istihdam piyasasında ise yukarı yönlü risklere dikkat çekti. Fed Eylül toplantısında politika faizini değiştirmeme kararı almıştı. Ve Wall Street'te gördüğümüz yükselişlerden sonra sabah saatlerinde Asya piyasalarında da alıcılı bir seyir vardı. Burada önemli etkilerden bir tanesi de Çin'den gelen adımlar. Özellikle son dönemde yeni bir canlandırma paketi gelecek mi bunun konuşulduğu ortamda. Bir de Çin'in varlık fonu diyebileceğimiz Central Huijin'den büyük bankalara 2015'ten bu yana ilk defa yatırım pozisyonunun artırıldığı başlığı geldi. Aynı zamanda yine bugün Japonya'dan veriler var. Çekirdek makine siparişleri aylık tarafta %0.5 düşüşle beklenti altı. Yıllık tarafta da %7.7'lik bir düşüş var. Bu da piyasa beklentisinden daha kötü geldi. Enflasyon tarafında da Japonya'da üfe açıklandı. Orada yıllık tarafta %2, aylık tarafta -%0.3'lük hesaplamalar ekonomist beklentilerinin altında kaldı. MSCI Asya Endeksi 6. günde yükselişlerine devam ederken emtiada durum nasıl? Bir de onu aktaralım. Altın fiyatına döndüğümüzde Amerika'da tahvil faizlerinin dünkü düşüşüyle beraber biraz yükseliş vardı. $1877'lara kadar bir toparlanma sergiledi. Aynı zamanda gram altın 1674 TL 72 kuruşa yükseldi. Petrol cephesinde ise 3. günde eksiler yazılıyor. Burada bir yandan Putin açıklama yaptı. Piyasanın OPEC artı kararları sayesinde dengeli olduğunu söyledi. Fiyatlar üzerinde biraz daha etkili olan Amerika'da Petrol Enstitüsü raporunda ise ham petrol stoklarında 12,9 milyon varille yüksek bir birikme olduğu açıklandı. Amerikan tipi ham petrol $83 geri sayarken Brent petrol de $85.5 seviyesinin altında işlemlerine devam ediyor. Hal böyleyken kripto tarafında nasıl bir risk iştahı var? Bir de o tarafa geçelim. Orada da Bitcoin'de $26.823, Ethereum'da ise $1561 seviyeleriyle yeni güne uyandık diyebiliriz. Detaylar için şimdi de Pekin'e gidelim. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz'la konuşalım. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.
Sadi günaydın. FED tutanakları sonrasında MSCI Asya Endeksi yükselişi 6. güne taşımış durumda ama bunda esasında Çin Varlık Fonu'nun da parmağı var mı? Belki onu konuşmak lazım. Doğru mu okuyoruz onu da soralım sana. Çünkü genelde batı ajanslarına yansıma şekli farklı oluyor Çinli isimlerin okumalarının. Orada da Central Huijin demişler ama doğru mu telaffuz onu da detayını senden alacağız. Zeynep merhabalar. Güzel, iyi bir gün dileğiyle tabii. Doğru telaffuz. Önce bunu söyleyeyim. Central Huijin. Tabii bu Central Huijin diyecek bizi dinleyenler aslında Çin'in döviz rezervlerini yöneten iki büyük kurumdan bir tanesi. Dolayısıyla varlık fonu statüsünde yer alıyor. Bu açıdan baktığımızda aslında Çin hükümeti ki aynı zamanda biraz teknik detaylara da girdik madem Zeynep devlet konseyine yani Çin hükümetine bağlı. Doğrudan doğruya piyasaya müdahale etmiş oluyor. Nasıl müdahale etmiş oluyor hisse senetleri piyasasına? O da dört büyük banka ki dört büyük banka aslında Çin'in devasa bankacılık sektörünün %50'sine hakim. Örneğin ICBC dünyanın da en büyük bankalar arasında, Çin'in de en büyük bankalar arasında. Onlardaki payını arttırmış. Bu bildirimden ortaya çıktı. Daha da arttıracakmış. Bunu da finans basınından görüyoruz. Tabii dışarıda nasıl görülüyor, içeride nasıl görülüyor dedin. Hemen bir örnek vereyim Zeynep. Burada 3 tane büyük hisse senetlerine yönelik finans basını var. Üçünün de manşetlerinde bugün Huijin'in alımları çok böyle büyük puntolarla gayet şovvari bir şekilde onlar yer alıyordu. Dolayısıyla bu açıdan önem veriliyor Çin'de bugün en çok konuşulan taraf. Tabii şunu soranlar olacaktır. Ne kadar aldı, ne kadarlık bir müdahale oldu? Şunu söyleyebilirim Zeynep, ben ne kadar olduğunu merak etmedim. Kimse de merak etmiyor çünkü çok önemli değil ne kadar olduğu. Sadece sinyal etkisi açısından mühim. Bir de bir başka tarafı daha var. Yine Çin'den biraz insight daha biraz iç ne diyelim Zeynep ne denir ona çeviremedim ama şimdi son dönemde özellikle yabancılar çok satıyordu. Yabancılar çok sattığı için de ETF'ler fondan müthiş zarardalardı. Çok ünlü fon yöneticileri ya da ETF yöneticileri diyelim hükümete çağrılarda bulunuyorlardı. Artık müdahale edin çünkü bu bir kısır döngüye döndü. Giderek daha da kötüleşiyor. Yabancılar satıyor. Yabancılar satınca biz de satmak zorunda kalıyoruz. Biz satınca fiyatlar düştükçe yatırımcılar da satıyor. Bu döngüden çıkmak lazım diyorlar. En sonunda da hükümet buna bir cevap vermiş oldu. Bu açıdan da olumlu karşılandı diyeyim. Arka planı, perde arkası bu genel olarak önem veriliyor tabii ama ne kadar sürdürülebilir bunu bilmiyoruz. Sürdürülebilir olan ne? Evet bugün bir yükseliş var. Çok böyle coşkulu olmasa da bazı sektörlerde örneğin elektrikli araçlar tarafında, örneğin ilaç tarafında böyle daha büyük fonların gittiği taraflarda bir iştah görüyoruz. Bunun karşılığını görüyoruz. Bakalım devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunu da izliyor olacağız Zeynep. Bloomberg ET Asya temsilcisi Sadık Aymaz çok teşekkürler. Daha fazla detayı saat 8 sularındaki ikinci buluşmamızda ele alacağız. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Ve Financial Times'da manşet haberi döndüğümüzde İsrail'de bir acil durum hükümeti kurulduğunu görüyoruz. Böylelikle muhalefet lideri Benny Gantz'ın da katılmış olduğu bir koalisyon kuruldu diyebiliriz. Bu yine koalisyonun detayları bir miktar manşet haberi meşgul ediyor. Özellikle Gazze'deki stratejik gerçekleri değiştirmek istediklerine işaret etmiş yeni ortaya çıkan koalisyon. Yine buradaki bölgeyle ilgili Biden'ın konuyla ilgili diplomatik çabalarının devam ettiğine işaret etmişler. Mısır tarafında İsrail'i daha önce Gazze'nin patlamak üzere olduğu ile ilgili uyardığına işaret eden bir haber var. Patlama kelimesi tırnak içerisine alınmış. Amerika'da hisse senetlerinde hem Amerikan tahvil faizlerinin geri çekilmesi hem de FED tutanaklarındaki temkinli duruş etkili oldu şeklinde kapak sayfada bir başka detay görmekte mümkün diyebiliriz. Bu arada Amerika'da vergi idaresi, gelir idaresi de yaklaşık 29 milyar dolarlık bir vergi borcu ortaya çıkardı. Burada söz konusu şirket Microsoft olarak kapak sayfada ele alındı. Wall Street Journal tarafına döndüğümüzde yine Netanyahu başlığı meşgul ediyor. Manşet tarafta buradaki acil durum hükümetinin ortaya konduğunu görüyoruz. Muhalefet ve askeriyeden isimler İsrail'de yeni kabinenin parçası olacak demiş Wall Street Journal'ın kapak sayfası. İki taraftan da her birinde özür diliyorum.
bini aşan can kaybı olduğuna işaret eden yine anlık güncellemeler de söz konusu kapak sayfada. Bununla beraber yine ilerlediğimizde Amerika'da Temsilciler Meclisi'nde sözcü McCarthy'nin görevden alınmasıyla beraber, görevden ihraç edilmesiyle beraber diyelim, yerine kim geçecek, bunun tartışıldığı bir süreç vardı. Stephen Scalise burada 113'e 99 oyla Jim Jordan'ı aşmış gözüküyor ve yeni bir aday olarak karşımıza geldi konuyla ilgili olarak. Yine kapak sayfada ilerlediğimizde Çin tarafında elektrikli otomobillerin tedarikçilerinin yapmış oldukları yatırımlar önemli. Amerika'da serbest ticaret ortakları ile ilgili yatırımlara odaklandıkları ifade edilmiş. Bu arada Amerika'da otomotiv sendikası Ford'un en büyük fabrikasında 8700 kadar çalışanın Kentucky'daki kamyon fabrikasında greve gideceğini ifade etti. 4 haftadır devam eden süreç böylelikle tansiyonu daha da yükselterek sürüyor. Amerika'da bugün TÜFE verisi açıklanacak. Ilımlı bir eğer hesaplama gelirse Fed'in bu toplantıyı pas geçmesi söz konusu olabilir şeklinde bir detay da vermişler bugün Wall Street Journal'ın kapak sayfasında. Ve buradan Bloomberg'e geldiğimizde FED tutanakları dün açıklandı. Konuyla ilgili yüksek faizin uzun bir süre daha hayatımızda olacağını anlıyoruz. Burada bir faiz artımı daha olsun mu olmasın mı? Burada üyeler ikiye ayrılmış vaziyetteler ama en azından enflasyon hedefine doğru %2'ye doğru inildiğine üyeler ikna olana kadar kısıtlayıcı bölgede faizin kalması konusunda hemfikir gözükmüşler. Şu anda faiz 5.25 ile 5.5 arasında yer alıyor. Bununla ilgili yine yorum da almışlar. Önümüzdeki sürece ilişkin önemli olacak verilerde bugünkü enflasyon da öne çıkarılıyor. Ne aşırı sıkılaşma ne de erken bir gevşemeye gitmek isteyecektir. Fed dolayısıyla ikisi arasındaki dengeyi kurmak zor olacaktır şeklinde yorumlar var. Bu hafta Fed yetkililerinden gelen yine başlıkları da ele almışlar. Başkan yardımcısı Jefferson örneğin finansal koşulların sıkılaşması tahvil faizlerinin yükselmesine atıfta bulunmuştu. Logan yine önümüzdeki süreçte faiz artırımlarına bu sebeple ihtiyaç olmayacağı şeklinde bir yorum vermişti. Bostik ki kendisinin bugün de bir konuşması yine olacak. Artık faiz artırımlarına ihtiyaç yok ifadesiyle dikkat çekti demişler haberin detaylarında. Ve içeride biz Merkez Bankası'na döndüğümüzde piyasa katılımcıları anketinde güncellemeye gidileceğini görüyoruz. Neler değişecek katılımcılar nezdinde detaylarını ekrana getirelim, ardından gazeteler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarıyla birlikte gerçekleştirdiği ankete güncelleme geliyor. Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruda finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilgili beklentilerinin izlenmesine yönelik olarak uygulanan anketin katılımcı listesinin anketin temsil gücünün artırılması amacıyla güncellenmesine karar verildiği belirtildi. Yeni katılımcı listesiyle ilk anket çalışması Ekim 2023 döneminde gerçekleştirilecek. Güncelleme sonrası ilk sonuçlar 20 Ekim 2023 tarihinde yayımlanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası katılım sürekliliğinin sağlanabilmesi için sadece kurumsal katılımcılara yer verildiğini ve kurumların belirlenmesinde bankalar için aktif büyüklüğü, aracı kurumlar için aktif portföy büyüklükleri, yurt dışı yerleşik bankalar için Türkiye'deki portföy yatırım büyüklüğü, finansal kesim dışındaki firmalar içinse sektör seviyesinde aktif ciro büyüklüklerinin nesnel kriterler olarak esas alındığını belirtti. Ve gazetelerle yola devam ediyoruz. Habertürk.com'da Amerika'da mortgage faizleri 23 yılın zirvesine ulaştı başlığı var bugün. Amerika'da 30 yıl vadeli mortgage yani konut kredisi için ortalama faiz oranı geçen hafta %7,67 ile 2000'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ekonomi Gazetesi'nin manşetiyle tura devam edelim. Pay senedinin portföy payı zirveye ulaştı. Enflasyon karşısında reel getiri arayışı borsadaki yatırımcı sayısı ile birlikte hisse senedinin toplam finansal varlıklar içindeki payını da rekor seviyeye çıkardı demişler. Grafikte 2023'te %14,5'luk bir pay var finansal varlıklar içinde hisse senedinin yüzdesi açısından. Ve dönüyoruz buradan Hürriyet'in ekonomi sayfasına. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat uyarısı var. Fırsatçılara nefes aldırmayacağız diyor. Konut sektöründe satış ve kira fiyatlarındaki olağanüstü artışa ağır yaptırımlar yolda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan otomobil sektöründeki indirim kampanyalarına vurgu yaparak benzer bir tablonun konut ve kira fiyatlarında da yaşanacağına inanıyoruz. Bu alanda piyasanın dengesini bozan fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulanacak. Fırsatçılık yapana kesinlikle nefes aldırmayacağız şeklinde konuştu.
Diğer tarafta da Borsa İstanbul'dan bir başlık var. Şirketlere arz teşviki, yatırımcıya koruma demişler. Borsa İstanbul halka açık şirketlerin finansmanı için yeni destekler getiriyor. Borsa İstanbul yönetiminden yapılan açıklamaya göre bu destekler hem endekste hem de işlem hacminde önemli yükselişlerin gerçekleştiği bu dönemde 7,5 milyonu aşan yatırımcının korunmasını da amaçlıyor. Bu kapsamda çok sayıda şirketin ziyaret edildiği vurgulanan açıklamada şirketlerle yapılan toplantılar sonrasında borsaya katılım için bazıları davet edildi. 3 yıllık süreçte 130 şirket borsada işlem görmeye başlarken buradan toplam 93 milyar liralık kaynak sağlandı denildi. Ve turumuza devam ediyoruz Sabah gazetesiyle. Erdoğan'dan fırsatçılığa karşı net duruş, nefes aldırmayacağız başlığı burada da işlenmiş. Fırsatçıları sert bir biçimde uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimizi haksız fiyat artışlarından, aldatıcı ticari uygulamalardan korumaya devam edeceğiz. Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız dedi. Milliyet gazetesine döndüğümüzde ise TÜİK grupları örgütlü suç mu başlığı var. Borsadaki hisselerin değeri yalan ve yanlış bilgilerle, söylentilerle etkileniyorsa manipülasyon yapılıyor demektir. İster herkese açık iletişim araçlarıyla, isterse üyelik bazında kapalı gruplarda olsun, yalan yanlış TÜİK'lar suçtur. Hatta suç örgütü delili dahi olabilir şeklinde ekonomi hukuku köşesinde Profesör Doktor Erol Ulusoy'un bugün köşesi var. İlgilenenler için Milliyet gazetesinde diyelim. Ve Cumhuriyet'le turumuzu noktalayalım. Emekçiye kara kış diyorlar. İktidar gözünü bu kez enflasyon canavarıyla savaşan işçilerin ücret zamlarına dikti. Ekonomi Bakanı Şimşek'in enflasyonu dizginlemek için emekçilerin zamlarını azaltma fikri hayata geçerse asgari ücret en fazla 15.165 lira olacak. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Arzova bu sabah stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Şimdi hareketli bir hafta içerisindeyiz. Önce özetlerde de aktardığımız Merkez Bankası'ndaki anket güncellemesini bir ele alalım isterseniz bugün sohbetimizde. Sonrasında diğer başlıklara da geçeceğiz. Şimdi burası önemli. Daha öncesinde 90 civarı katılımcıya kadar ulaşan bir ankette 39'a kadar yanılmıyorsam inmiştik. Ve katılımcıların niteliği konusunda da gelen yorumcular diyorlardı ki Merkez Bankası'nın kendi görüşüne uygun fikirler verenler görüyoruz. Hatta mesela anketin detaylarına bakıldığında %24'ler civarında yıl sonu enflasyonları öngörenlerin Merkez Bankası yükselttiğine işaret eden yine yorumcular vardı. Şimdi buradan da yola çıkacak olursak artık piyasadaki büyüklük kriter olarak sayılacak diye anlıyoruz. Aktif büyüklüğü, aracı kurum tarafında portföy büyüklüğü ve yabancı bankalar tarafında da Türkiye'deki portföyünün büyüklüğüne ilişkin bir nesnel kriter olacak ve buna göre piyasa katılımcıları şekillenecek. Size göre piyasanın oluşturabileceği ya da sizin benim oluşturabileceğimiz bir enflasyon beklentisi açısından burası tekrar bir kerteniz alınabilir noktaya gidiyor mu hocam? Evet, bir kere öncelikle onu söylemek lazım. Çok doğru bir karar. Biz seninle burada haftalardır bunu söylemiştik. Normalleşme çerçevesinde aslında en önemli yapılması gereken unsurlardan bir tanesi önceki Merkez Bankası yönetiminin bu daraltmış olduğu piyasa katılımcılarını genişletmek. Büyük kurumları bunun içerisine dahil etmek ve ucunu açık bırakmak. Gene benim öğrenebildiğim kadarıyla, ben hiç bu anketlerin içerisinde olmadım ama gene öğrenebildiğim kadarıyla geçmişte hem ticaret odalarına gönderilen hem birçok yerde kullanılan anketlerde bir üst limit de sanki vardı. Yani orayı çok aşamıyordun, öyle gözüküyordu. Şimdi yani verdiğiniz tahmin aralığında. Evet evet, yani tahmin aralığı da belirli aralıklarla sınırlıydı. Böyle çok uçuk orada dolar tahminleri falan yapabilmene de imkan yoktu. Şimdi anladığım kadarıyla bu tahmin aralığı konusu hem bu kurumlar büyük kurumlar olacakları için hem de aynı zamanda genel itibariyle sürecin içerisinde daha öngörülebilir bunların hem kendi çalışma ekipleri hem araştırma departmanları da konunun içerisine gireceği için daha öngörülebilir sonuçlar ortaya çıkacak. Bu şunu getirecek: bir kere piyasa katılımcıları anketi açıklandığı zaman kimsenin dikkate almadığı bir anket haline dönüşmüştü. Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktu. Şimdi bu en azından bizler için de önümüzdeki dönemlere ilişkin beklentilerin ne olabildiği konusunda bir fikir vermek açısından önemli hale gelecek. Bizden daha önemlisi, Merkez Bankası tarafsızca ve özgürce değerlendirilebilecek bir öngörü çerçevesinde beklentilerin ne olduğunu ölçümleyip ona göre kararlarını alabilecek. Bu çok değerli bir şey. Çünkü ekonominin en önemli kısımlarından bir tanesi beklenti yönetimi. Ve bu beklenti yönetimini sağlayabilecek kanallarda işte tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ya da işte Merkez Bankası'nın bu düzenlemiş olduğu piyasa katılımcıları anketi çok önemli rol oynuyor.
O nedenle buradaki katılımcıların hem sayısının genişleyecek olması, hem portföy büyüklükleri, hem aktif büyüklükleri, hem yabancı katılımcıların da bunun içerisine gelebilecek olması ben çok olumlu değerlendiriyorum ve normalleşme adımları çerçevesindeki en önemli adımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Çok doğru bir adım, onun için tebrik etmek lazım. Şimdi o enflasyon beklentilerini oluştururken nelere dikkat edeceğiz, ona da bir bakalım isterseniz. Çünkü mesela bu hafta Fed cephesinde de çok konuşuldu, yazıldı, çizildi. İşte artık Fed'in bir numaralı önceliği manşet enflasyon değil de onun yerine finansal koşullar mı, tahvil faizlerinin geldiği yer mi, işte jeopolitik tansiyon yüzünden acaba petrol fiyatlarındaki gidişat mı gibi farklı farklı başlıklar ortaya atıldı. Şimdi buradan yola çıkacak olursak önce isterseniz tahvil faizlerindeki yurt dışındaki yükselişi ele alalım. Buralar artık alım fırsatı mı diye dün mesela Tufan Deriner'le konuştuk. Hani daha yukarısı var mı? Özellikle Amerikan tahvil faizlerinde yoksa artık buralar bir doyma noktasıdır, geri mi gelir? Fed'in işini mi yapıyor bir anlamda tahvil faizleri? Piyasa kendi faiz artırımını yaparak, ne dersiniz hocam? Tabii bir yerden sonra tehlikeli bir noktaya gelmiyor, başlıyor Zeynep. Çünkü bunların en önemli göstergelerinden bir tanesi 30 yıllık tahviller. O da bir taraftan mortgage faizlerini çok etkiliyor. Mortgage faizlerinin çok yükseliyor olması yeni konutların, ikinci el konutların satışları önündeki çok büyük engel. Bir taraftan aslında ekonominin yavaşlamasını istiyorlar. Ama bir taraftan da bu bir durgunluğa gitmeden ılımlı bir şekilde yavaşlayacak bir süreci tahmin ediyorlar. Olacağını en azından Yellen öyle ifade etti dünkü bütün basına da yansıyan konuşmalarında. Fakat burada tahvil faizlerinin daha yukarıya gidiyor olması bundan sonraki süreçte artık bir resesyon fiyatlamasına da dönüşebilir. O nedenle ben yavaş yavaş bunun yükseliş sonlarına geldiğimizi düşünüyorum. Bu aslında bir parça İsrail-Hamas savaşından dolayı da törpülendi. Yani oradan tekrar bir geri dönüş olur mu bilemiyorum ama orada bir törpülendiğini görmekte fayda var. Tabii bir de getiri anlamında baktığımızda getiri eğrisinin biraz normalleşmesi gerekiyor. Bu anormal bir durum aslında, uzun zamandan beri yaşıyoruz, tersine getiri eğrisi. Birçok kere gene burada konuşmaya başladık. Tersine getiri eğrisinin özellikle kısa tarafına baktığımızda bu bir taraftan resesyon endişesini fiyatlıyor diye çok kere konuştuk. Bir taraftan da enflasyonun hala kısa dönemde yüksek kalacağına ilişkin endişeleri fiyatladığını söyledik. Nitekim dün gelen üfe aslında bu getiri eğrisinin kısa tarafında doğruluyor. Yani hala da çok sert bir üfeyle karşı karşıyayız. Özellikle petrol fiyatlarından çok sıkı bir şekilde etkileniyor. Kaldı ki petrol fiyatları öyle çok muazzam yükselmedi de. Yani evet, bu İsrail-Hamas savaşından dolayı yükseldi. Ama tekrardan genel olarak dünya genelinde talep düşüklüğü nedeniyle aşağı doğru giden bir petrol fiyatıyla da karşı karşıyayız. Ama genel olarak enflasyonu kontrol edebilmek, bir diğer taraftan da özellikle hizmet enflasyonu konusunda katılığın devam ettiği bir süreçte, bir de içeride tamamen talebin ortadan kalkabileceği bir sürece taşımak istemeyecektir Fed. Ama dediğin çok doğru. Yani bir taraftan da aslında faiz arttırımı yapmadan da faiz arttırımını sanki varmış ya da yapılıyormuş gibi olan bir ortamın içerisine de girdik. Bunun bence en önemli sebeplerinden bir tanesi özellikle bu noktasal grafik açıklandığında oradaki faiz tavanının 5.6'dan 5.1'e çekilmesi oldu ki gene eğer yanılmıyorsam 4.6'dan 5.1'e yükseltildi önümüzdeki yıl için. Aslında o da bir faiz arttırımı gibi düşünülen bir sürece bizi taşıdı. Yani faiz indirim süreci kolay başlamayacak. Faiz indirim süreci muhtemelen 3. çeyrek gibi, herhalde onun sonu gibi öngörülüyor şu anda. Ama genel olarak baktığımızda noktasal grafikteki o faiz tavanının da yukarıya doğru gelmiş olması bunun en büyük tetikleyicisi olduğu gibi duruyor. Bundan sonra daha da yükselmesi bence Amerikan ekonomisi için tehlikeli bir sürece taşıyabilir. Peki hocam, 2 yıllık 10 yıllık tahvil faizi farkı bir ara 1 tam puanı aştı diye sizinle konuşmuştuk. Orası şu anda artık 40 bas puanın altına gelmiş durumda. Bu hareketi nasıl yorumlamak lazım? O bence resesyonla çok ilgili bir konuydu. Yani resesyon fiyatlaması abartılmış mıydı? Çok abartılmıştı. Yani bence orada bir panik vardı. Ama genel olarak görüldü ki evet, hizmetler sektörü hala daha enflasyon konusunda kuvvetli. Ama diğer taraftan istihdam da, özellikle özel sektör istihdamı yavaşlıyor olsa bile genel itibariyle baktığımızda istihdam da hala kuvvetli gidiyor. O nedenle bir taraftan iş gücü kaybı olmadığı takdirde onu bir resesyona dönüştürebilmek çok kolay değil. O endişeler bence gitti. Bir yumuşak iniş olacağı senaryosu herkes tarafından kabul edildi. Piyasa bunu fiyatlamıyordu. Daha önceden sert bir durgunluk fiyatlıyordu. Onun olmayabileceği gözüküyor. O nedenle de o 2 yıllık 10 yıllık farkının ben makul ölçülere geldiğini düşünüyorum. Yani bunun sebebinin ben resesyon fiyatlamasından vazgeçilmesi olduğuna inanıyorum.
Şimdi diğer tarafta hocam tabii İsrail-Gazze çatışması, gerginliği adını ne koyarsak koyalım. Sonuçta bizim ekonomimiz üzerinde etkili olur mu? Bu da çokça yazıldı, çizildi. Siz ne diyorsunuz? Şimdi tabii birçok açıdan bakıyoruz. Çok büyük bir insanlık dramı Gazze'de yaşanan, diğer tarafta İsrail'de yaşanan. Bu sabah sabah saatlerinde baktığımda yani çok fazla sayıda kayıp var. İsrail tarafında 1100 kişiyi geçmiş, 1300'e gelmiş hatta, 1100 derken 1300'e. Filistin tarafında, yani Gazze tarafında demek lazım belki daha doğru. Orada da 1100'ler seviyesinde, yani hep çoğunlukla ölenler çocuklar, kadınlar, yaşlılar, masum insanlar. Yani savaş bunları çok, daha çok etkiliyor. Fakat işin şey tarafından baktığımızda, ekonomik tarafından baktığımızda bir bence ikiye ayırmakta fayda var. Bir, finansal piyasalar olan etkisi, bu çok kısa sürdü. Çünkü şu ana kadar çok şükür yani olumsuz bir şey ama... Bizde de savunma hisleri, havacılık hisleri, evet, evet, de böyle bir biraz öyle arttı. Dünya genelinde de arttı. Lokal kalması bence burada etkili. Yani tabii uzun dönemde ne olacak bilinemez. İşte Amerika'nın bu savaşın içerisinde dahil olup olmayacağı bilinemez. Önce Lübnan'a, sonra İran'a bir harekat olup olmayacağı bilinemez. Bu bambaşka bir boyuta taşıyabilir. Ama kısa süreli olarak baktığımızda özellikle finansal piyasalarda siber güvenlik hisse şirketlerinin hisseleri de arttı. Çünkü bu dönemde askeri unsurların dışında bir de siber güvenlik endişeleri de işin içine girdi. Yani biliyorsun bu tür olaylarda işte nükleer santrallerin siber saldırılara maruz kalması ya da enerji hatlarının ya da su tesislerinin daha evvel Amerika'da da olmuştu hatırlarsan böyle büyük barajların falan siber saldırılara maruz kalması olmuştu. O tür şeylere yönelik olarak böyle bir etki olabileceğine yönelik beklentiler de oldu. Altın gene keza yükseldi falan ama bu finansal piyasalar. Şimdi işin ekonomi tarafına baktığımızda petrol fiyatlarının en büyük artmamasına sebep ben Çin'in yavaşlıyor olması ve küresel ticarete ilişkin öngörülerin genel olarak olumsuz olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Bu aslında bir şans. Yani bu eğer ekonomilerin canlı olduğu bir döneme denk düşseydi petrol fiyatları çok daha yüksek seviyelerde kalabilirdi. Ama geri geldi. Yani o kazançların hepsi geriye doğru geldi. Ama aynı şeyi doğalgaz için söyleyebilmek mümkün değil. Şimdi İsrail'in en önemli üretim alanlarından bir tanesi, ben inceledim bu konuyu, hatta bununla ilgili de yazdım, Tamar bölgesindeki çıkarmış olduğu doğalgaz. Bu İsrail'in enerjisinin, elektrik enerjisinin %70'ini karşılıyor. Aynı zamanda da Lübnan'a, Ürdün'e ve Mısır'a da buradan ihracatta bulunuyor. Buradaki, şimdi bu sahayı kapattı. Bu sahayı kapatıyor olması doğrudan kuzey ülkelerini etkilemiyor ama en azından doğalgaz piyasası zaten sıkışıktı. Orada bir gerilime sebebiyet verdiği için Kuzey Avrupa ülkelerinin tam da kışa girerken doğalgaz fiyatlarının yukarıya doğru gitmesine sebebiyet verdi. Bir de Estonya-Finlandiya tarafında tarafındaki basınç düşmesi ve oradan boru hattı sızıntısı nedeniyle kapanması. Kapandı. Bunların hepsi fiyatları, evet, yukarıya çekti. Şimdi bu savaşın uzun sürüyor olması doğalgaz fiyatlarını daha da yukarıda tutarsa bu Avrupa'nın özellikle resesyon endişelerini çok daha fazla arttırabilir. Bir kere en önemli endişelerden bir tanesi bu. İkincisi, çok konuşmuyoruz ama Hayfa Limanı çok önemli bir liman. Çünkü dünyanın en işlek kanallarından biri olan Süveyş Kanalı'nın da uğrak limanı. Şimdi buraya kuru yük gemileri geliyor, kimyasal yüklemeler yapılıyor. Buradan çok ciddi kruvaziyerler falan geliyor. Önemli bir liman. Bu liman da tehlike altında. Dolayısıyla hem kruvaziyerlerin rutları değişti, hem aynı zamanda ben dün İsrail'in ne ihraç ettiğine baktığım zaman İsrail yüksek teknoloji ürünleri ihraç ediyor. Yani bunun içerisinde çipler var, bunun içerisinde elektromekanik bağlantı unsurları var. Gene keza sağlıkta kullanılan teknoloji ürünleri var. Bu tür ürünlerin bir tedarik zinciri kesintisine uğrama ihtimali var. Dolayısıyla dışsal şokların tekrardan ekonomilere gelme ihtimali de kuvvetli. Bu küresel ekonomi açısından baktığımızda. Evet. Şimdi Türkiye'ye geldiğimizde, Türkiye'nin bir kere petrol fiyatlarının yukarıya gidiyor olması veya orada kalıcı olması bizim cari açık için olumsuz. Keza yine doğalgazdı ama bizim doğalgaz tedariki konusunda bir problemimiz yok. Rusya ile ilişkilerimiz bu anlamda iyi gidiyor. Türkiye çok doğru bir noktada, her iki ülkeyle de, yani hem Filistin devletiyle hem de İsrail ile orta noktada ve burada çok büyük rol oynayabilir. Bunun haricinde dün şöyle baktığım zaman enteresan şeyler var. Bunları aslında konuşmamız lazım. Mesela İsrail, Türkiye'nin özellikle doğrudan yabancı yatırımlar konusunda en önemli partner ülkelerinden bir tanesi. Mesela İsrail'in en büyük partner ülkesi Mısır. Mısır'dan İsrail içine 2022 yılında 11.4 milyar dolarlık bir doğrudan yabancı sermaye akımı gelmiş. Türkiye'den gelen 12.8 milyar dolarlık bir sermaye akımı gelmiş. İsrail'den Türkiye'ye gelen 4.7 milyar dolarlık bir sermaye akımı.
Fakat yabancı sermaye stoklarına baktığımız zaman, yani kalıcı olarak bunları netleştirip baktıktan sonra 2022 yılında Türkiye'deki artış 17.8'lik bir %17.8'lik bir Türkiye'den İsrail'e artış var. İsrail'den Türkiye'de 9.5'lik bir artış var. Yani bizim yabancı sermaye yönünden de önemli ülkelerimizden bir tanesi İsrail. Bir de dış ticaret noktasında bakmak istiyorum. Yani çok konuyu uzattım mı bilmiyorum ama dış ticaret noktasında işte, da bir bakalım istedim. Hani yorumcu olarak tabii farklı açılardan yaklaşmanız bizim için de kıymetli. Şimdi 2023 TÜİK verilerine göre 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin İsrail ihracatı 3.8 milyon dolar. Yani 3.8 milyar dolarlık bir Türkiye'nin ihracatı var. Aynı dönemde Filistin devletine ihracatı 83 milyon dolar. Türkiye'nin İsrail'den ithalatı 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde 1.2 milyar dolar. Filistin devletinden ithalatı da 12 milyon dolar. Yani aslında bir taraftan baktığın zaman çok azımsanamayacak bir ticaretimiz de var. Yani 2022 sonu itibariyle mesela baktığımızda ihracat pazarlarımızda 12. sırada yer alıyor, evet, İsrail. Evet, yani böyle azımsanamayacak bir şey var. Ve Türkiye net ihracatçı konumda her ikisine de. Hem İsrail'e hem de Filistin devletine karşı da. Şimdi o nedenle ortada olmak zorunda. Yani tabii ki Filistin'de tarihi olarak bir geçmişimiz var. İsrail'de de tarihi olarak bir geçmişimiz var. Ama ticari olarak baktığın zaman da önemli partner ülkelerden bir tanesi ve Türkiye'nin yabancı sermaye akımları konusunda da önemli çalıştığı ülkelerden biri. Kaldı ki özellikle en çok bu dönemde yabancı sermaye bulmaya çalışıyoruz. Yurt dışı kaynaklarla bunu gidermeye çalışıyoruz. Bir taraftan Körfez ülkeleri üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı kendisi bizzat ilgileniyor. Diğer taraftan Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan sürekli olarak yurt dışı yabancı oturumlara katılıyorlar, sunumlar gerçekleştiriyorlar. Hatta Marrakeş'te de olacak. Marrakeş'te de olacak. İlişkin. Değil mi? Haberler vardı. 11-14 evet, arası. Bu da enteresan bir konu. Yani bu tür noktalardan baktığında Türkiye'nin ortada kalmasının ne kadar hayati olduğunu da aslında ekonomik olarak da bize söylüyor. Çünkü çok zor bir dönemdeyiz. Onlar da zor bir dönemdeler. Türkiye açısından önemli noktalar bunlar gibi görüyorum. Dediğim evet. gibi çok önemli İsrail'in ihracat konuları var. Tohum ihracatında falan da çok etkili. Onun için çok uzatmayayım ama bu minvalde her ikisi de Türkiye açısından çok önemli partnerler. Şimdi hocam Türkiye açısından notlar deyince hem IMF'den hem de Bank of America'dan notlar var. İsterseniz bir de onların üzerinden geçelim. Şimdi IMF küresel tarafı da açıkladı ama orada belki de bilmediğimiz bir şey yok diyeceksiniz. Çünkü daha zayıf bir büyüme ancak yapışkan bir enflasyon küresel ekonomiyle ilgili öngörülmüş. Ama bizim tarafa dönüldüğünde ayın 25 ile 29 arası yaptıkları ziyaret var. Ortodoksa dönen politikaları memnuniyetle karşıladıklarını söylüyorlar ama burada riskler olduğundan da bahsediyorlar. İşte bu ortodoksa dönüşte bir ivme kaybı olursa bu bir risk olur gibi bazı unsurlar ortaya koymuşlar. Yine sermaye akımları tarafında beklenmedik bir gelişme olursa diye onu pozitif riskler tarafına koymuşlar. İşte yatırımcı güveni tarafı, Merkez Bankası rezervleri gibi pek çok unsuru masaya yatıran bir not yayımlamışlar. Aynı zamanda projeksiyonlar da var içerisinde. Görmüşsünüzdür. Üzerinden bir kez daha gitmeyeyim. Diğer tarafta da Bank of America'nın Londra'da Sayın Mehmet Şimşek'in Hazine Bakanı'nın yapmış olduğu temaslardan farklı farklı fon yöneticileri nasıl bir sonuç çıkarmış? Bununla ilgili aslında gizli bir döküman bu. Fakat sızmış olduğunu anlıyoruz. Çünkü her tarafta. Dolayısıyla onu da konuşabiliriz artık diye düşünüyorum. Bank of America'nın ortaya koyduğu bu evrakın içerisinde Türkiye'de pozisyonu olan ve olmayan, olmasını işte düşünen veya şu şartlarda düşünmeyiz diyen birbirinden farklı kurumlardan alınan görüşler var. Onların da ortaya koydukları artılar eksiler var. Ama her şartta hani Hazine Bakanı'nın kendilerine ayırdığı vakit gösterdiği şeffaflık açısından da memnun görüyoruz fon yöneticilerini. Hem IMF'yi hem BOFA'yı bir konuşalım isterseniz. Biri daha belki akademik bir evrak olarak düşünebileceğimiz bir unsur ama diğerinin arkasında para var ve dediğiniz gibi biz bu yatırımı çekmek istiyoruz. Şimdi bu iki açıdan da bir bakalım hocam. Dışarıdan gelen notlar siz ne çıkardınız? Şimdi bu gizli olarak BOFA'dan başlayalım. Gizli tamam. olarak söylenen ama zaten herkesin gizli elindeki. Gizli de oyun kurucu diyebiliriz değil mi BOFA evet. için? Çünkü borsa hareketlerinin arkasından alıcı ve satıcı tarafta çıkan ana isimlerden bir tanesi evet. Bank of America Merrill Lynch. Evet, algoritmaları kullanıyor. Tabii netice itibariyle orada yani bunu. Yani onlar nereye biz oraya gibi bir gidiş var anladığımız kadarıyla. Kesinlikle öyle ama hani bunu genellikle piyasada şöyle bir algı oluyor. İşte bir aracı kurum üzerinden işlemler gerçekleştirildiğinde X aracı kurumu şunu aldı, X aracı
aracı kurum bunu sattı. Halbuki adı üstünde aracı Forex kurum. Forex olanlar açıp bakıyorlar zaten. Evet, yani aracı kurum gizli detaylarında değil. Yani. Hem öyle değil hem de bunu yapanlar aracı kurumların içerisindeki yatırımcılar. Yani aracı kurum kendisi hareket edip de böyle yapmıyor. Ama genel olarak böyle bir şey de var. Şimdi Bank of America'nın senin de dediğin gibi aslında gizli olarak üzerinde yazan Yatırımcı Geri Beslemesi isimli bir raporu var. 8 sayfalık bir şey. Hepimizin elinde. Yani açıklandığı anda geldi. Buradaki söylemler özellikle Sayın Mehmet Şimşek'e yönelik olarak çok olumlu. Sen de az önce ifade ettin. Son derece şeffaf, sorulan sorulara oldukça iyi niyetli cevaplar verdiğini, hatta geçmişteki bazı konulara yönelik olarak eleştirilerde de bulunduğunu söylüyor. Fakat burada genel olarak hani Türkiye'ye yatırım yapar mısın gibi bir herhalde soru da olmuş. O da geri beslemenin içerisinde var. Politika yönünün cesaret verici fakat hala ilerideki politika ölçeğinin ne olabileceği konusunda endişeler olduğunu söyleyen en büyük yatırımcı var. Yani o da şunu söylüyor. Yani ne kadar bir challenge'dan bahsediyor. Yani bir meydan okumadan. Özellikle önümüzdeki dönemde tekrar bir politikaya yönelik olarak, para politikasına yönelik olarak adımlar atılması gerekirse bunun ne kadarlık bir adıma destek verilebileceği konusu çok kafalarda soru işareti. Bu nedenle işte aslında hem Sayın Mehmet Şimşek hem de Sayın Cumhurbaşkanı her fırsatta bu politikaların önümüzdeki dönemde enflasyonu önlemeye yönelik olarak bir politika seti olduğundan bahsediyorlar ve güvence veriyorlar. Ama Cumhurbaşkanı yine dün büyümeden taviz verilmeyeceğini de altına çizdi bir kez daha. Evet yani onu zaten bilmediğimiz bir şey değil orada ama genel itibariyle baktığımızda hani bu yabancı yatırımcıyı ikna edebilecek olan şeylerin sözler olmadığını çok net görüyoruz burada. Burada eylemin önemli olduğunu görüyoruz. Ve bir zaman ne kadar kalıcı, ne ivmede devam edecek, hangi işte ivmede merkez devam rezerv rakamları ne olacak, KKM'den çıkış ne olacak hepsini belli ki yabancı yatırımcı takip ediyor. Evet yani burada baktıkları finansal göstergeler olmadığını çok net görüyoruz. Yoksa finansal göstergeler hemen kısa dönemli göstergeler olarak kendini gösterebiliyor ama makro değişkenlerdeki etkileri görmek istiyorlar. Temel olarak buradan çıkan sonuç o. Mesela diyorlar ki işte enflasyonun ne kadarlık bir yerde olabileceğini görmek istiyorlar. Kullanılabilir rezervlerin ne olabildiği konusuna bakmak istiyorlar. Böyle bir sürü not var. Aslında bunların hepsini belki tek tek incelemek çok uzun zaman alabilir ama gördüğümüz şekilde Türkiye'nin mevcut durumunun pozitif olduğunu ve yabancı yatırımcının aslında Türkiye'ye gelmeye istekli olduğunu fakat şu an için Türkiye riskini eklemek konusunda kafalarda soru işaretleri olduğunu söylüyorlar. Çünkü bir ani dönüş daha olur mu? Olur mu? Onu bilemiyor kimse. Evet yani bence en önemli şey bu. Bunu engelleyebilmek bizim elimizde. Yani bu böyle sözlerle her seferinde vallahi biz bir şey yapmayacağız demekle olabilecek bir şey değil. Yani çok basit bir kanun değişikliği yapılarak Merkez Bankası Başkanı'nı ve oradaki para politikası kurulu üyelerini görevden almak zorlaştırılabilir. Bu inanılmaz büyük bir ivme katar. Yani bu kafalardaki soru işaretlerini anında çözebilir. Kurumların şeffaflığı konusunda o kurumlara daha özgürlük verilebilir. Başta TÜİK olmak üzere. Çünkü TÜİK'teki hala da şeffaflık konusu çok kafalarda soru işareti. Geçmişte başarısız olmuş olan bürokratların ödüllendirilmiş gibi kurumlara atanması konusu bir kere daha gözden geçirilebilir. Yani çok eleştirilmiş, bu politikaları başımıza sarmış olanların tekrardan Türkiye'nin önemli kurumlarının başında oluyor olması da kafalarda bir soru işareti yaratıyor. O nedenle bunların hepsi elimizde. Eğer biz yabancı yatırımcıyı çekmek istiyorsak bu konular üzerinde ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu benim naçizane görüşüm. En başta da aynı şeyleri savunuyordum. Şimdi IMF'e geldiğimiz zaman IMF raporunda bu bir gözden geçirme, olası her zaman yapılabilecek olan bir şey. Çok farklı yorumlar da okudum. Dini ekonomi yönetimiyle bir esasında temas etmiş temas oldular, etmiş tanışmış oldular. Oldular. Daha önce de geliyorlar. Burada biliyorsun IMF yetkilileri geldikleri zaman kendileri için daha şeffaf gördükleri ekonomistlerle de konuşuyorlar. Hı hı. Ama bu geçmişte basına farklı şekilde yansıdı. İşte IMF'ci ekonomistler falan filan. Halbuki bu rutin şeyler yani dünyanın her yerine gidip konuştukları hususlar. Şimdi de gelmesi ve ekonomi yönetimiyle konuşuyor olması Türkiye'de IMF'in programı uygulanacak anlamına gelmiyor. Sadece o programlar konusunda nasıl bir Türkiye'nin geleceği olduğunu ortaya koymak konusunda önemli. Bunu bir kere öyle değerlendirmek gerekiyor. Bunlara dayanarak projeksiyonlarını güncellediler burada evet. Mesela. Onu güncellediler. Büyümeye ilişkin tahminlerini önümüzdeki döneme ilişkin güncellediler. Burada bence önemli olan konulardan bir tanesi yakın döneme ilişkin bir kafalarda soru işareti yok. Yani enflasyon tahminleri hem piyasanın hem bizlerin hem Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefleri aşağı yukarı birbiriyle örtüşüyor. Burada birbiriyle örtüşmeyen nokta önümüzdeki yılın enflasyon tahminleri.
Şimdi soru işaretleri şuradan geliyor. Bir kere Merkez Bankası yıl sonu itibariyle %33'lük bir enflasyon hedefi koydu 2024 yıl sonu. Aynı şey OVP'de de korundu. Fakat genel enflasyon gidişatına ve enflasyonun katılığına, dinamiklere baktığımız zaman gene Merkez Bankası ifadesiyle herhalde enflasyonun tepe noktası Mayıs ayı gibi falan gözükecek. Şimdi oradan yıl sonuna gelebilmek çok zor bir şey. Yani %33'e, %75'ler seviyesinden, %70'lerden 33'e gelebilmek çok zor bir şey. Bunu sağlayabilecek olan baz etkisi. Baz etkisini Ağustos ve Temmuz ve Ağustos aylarında 9 üzerindeki enflasyonla, bu ayda 5 üzerindeki enflasyonla kısmen yakalayabiliriz. Onun için zaten TÜİK'in rasyonelleşmesi değil de yaratıcı muhasebe çalışmaları olarak söylemiştim. Önümüzdeki yıla ilişkin enflasyonun bugünden en azından sağlanabilmesi açısından önemli rol oynadığı için. Şimdi bu noktadan hareket ettiğimizde %33'lük enflasyon hedefinin gerçekleşme ihtimali çok kuvvetli değil. TEPAV raporunda 39 olarak ifade ediliyordu. IMF 46 olarak söyledi. 46 makul olabilir, 40 üzeri olduğu için. Bu neyi etkileyecek? Bu tabii bizim faiz politikamızı etkilemesi açısından önemli. Eğer biz hala %33 olacağı konusunda bir inanca sahipsek, o zaman politika faizi herhalde %35'ler seviyesinde kalır. Ama eğer 40'ın üzerinde bir enflasyon olabileceğine ilişkin kanaat oluşursa Merkez Bankası'nda da, o zaman politika faizinin 45'ler seviyesine çıkma ihtimali de kuvvetlenebilir. Bunu seçim öncesi yaparlar, seçim sonrası yaparlar bilemiyorum ama seçim sonrasında seçime yönelik harcamalar olduktan ve işte herhalde hem memurlara yönelik olarak hem özellikle işçilere yönelik olarak müjdeler bir ardı sıra gelecektir. Çünkü geçmiş performansta hep bunları gördük. Dolayısıyla o noktadan tekrardan geriye çekmek çok kolay değil. Fakat alınan önlemlerin özellikle tüketimde cirolar üzerinde de etkili olduğunu gördük. Dolayısıyla bu kararlılıkla gitmek ve işin bir tarafından tüketimi belirli bir ölçüde tutup ekonomiyi biraz yavaşlatmak, soğutmaya çalışmak ama boğmadan bunu gerçekleştirebilmek çok kritik bir noktayla hareket etmek gerektiğini bize gösteriyor. Çünkü enflasyon bir taraftan kuvvetli ama özellikle talebi kıstığında bu daha çok dayanıklı tüketim malları üzerindeki talebi ortadan kaldırıyor. Fakat genel olarak ihtiyaç maddelerine olan talep hala devam ediyor. Bunu ve özellikle iç piyasaya üreten şirketleri de bu faiz artırımıyla boğmadan süreci yönetebilmek ayrı bir maharet gerektiriyor. O nedenle ben IMF'in Türkiye'ye ilişkin öngörüleri her ne kadar çok tutmasa da genel itibariyle enflasyonun önümüzdeki yıla ilişkin beklentilerini şekillendirmek açısından önemli rol oynadığını kendi adıma düşünüyorum. Şimdi hocam gelelim buradan bu haftanın verilerine. Bu hafta önemli veriler aldık. Şimdi bunların içerisinde işsizlik vardı. %9,2'lik seviye yine 4 ay üst üste tek hanede kaldığımızı bize gösterdi. Bununla beraber yine reel sektör güven endeksi, sanayi üretimi ve PMI verilerini de üst üste koymaya çalıştım. Sanayi üretimini tek başına yorumlamaktansa öncü göstergeler eşliğinde görmek belki daha iyi olur diye. Onun da birazdan grafiği hazır olacak. Onu da gösteririz. Onunla beraber bir de dün cari denge rakamlarını aldık. O tarafa gelmeden önce isterseniz sanayi üretimi ve reel sektör güveni PMI grafiğinin üzerinden bir gitmeye çalışalım. Önümüzdeki sürece ilişkin burası bize büyüme adına nasıl bir sinyal verebilir? PMI tarafı yine 50'nin altında kalmaya devam ederken reel sektör güveninde hafif bir toparlanma olduğunu izliyoruz grafiğimizde. Evet, reel sektör güvenindeki toparlanma birazcık belki şirketlerin stoğa çalışma ihtiyacından ve isteğinden de kaynaklanıyor olabilir. Önümüzdeki dönemlere ilişkin olarak buradaki en önemli olumsuz yönlerden bir tanesi dış talep koşullarındaki daralmaydı. Evet, ihracat iklimi endeksinde de gördük. Onda çok net gözüküyor. İhracat iklimi endeksi Avrupa özellikle. Evet, orada iki şeye bakmak lazım. Hem Türkiye'nin ihracat iklimine bakmak lazım. PMI'larda da aslında İstanbul Sanayi Odası bölgesel olarak da yani Avrupa bölgesi, işte Asya Pasifik bölgesi, Amerika olarak da açıklıyor. Mesela orada Avrupa PMI'larına baktığımızda Türkiye'nin en büyük ihracatındaki 4 pazardaki PMI'larında düşüşte olduğunu görüyoruz. En yoğun düşüşte Almanya'da. Almanya'daki PMI'nin düşmesi gene bu hafta içinde Almanya'nın hükümet bu sene %0.4 daralma bekliyor evet, diyor zaten. Biliyorsun gene onların da sanayi üretimleri geldi. Onlarda da gene çok binde iki değil mi yanılmıyorsam o civarlarda olmasına karşın gene de bir daralma söz konusu Almanya'da. Dolayısıyla Almanya'nın ekonomisinin Çin'le çok yakın ilişki içinde olması, bir taraftan Çin'in yavaşlıyor olması Almanya'yı etkiliyor. O da bizi etkiliyor ister istemez.
Şimdi buradaki tabii sanayinin ağırlıkla imalat sanayi genel olarak ihracata evet, çalıştığı için... Evet, %0.2 hocam. Evet, Almanya'da Ağustos'ta sanayi üretimi azalışı aylık evet. olarak %0.2, yıllık %2. Yıllık %2. Oldukça aslında Almanya için baktığımızda önemli bir gösterge. Bizimle de yakından korelasyonu var bu verinin çok bu arada. Çok var. Çünkü bizim ihracatımıza bir numaralı partnerimiz. Yani en çok Almanya ihraç ediyoruz. Zaten ilk dörtteki ülkelerin, Türkiye'nin ihracatında ilk dörtteki ülkelerin tamamında ihracat iklimi olumsuza dönmüş durumda. İhracat iklim endeksiyle beraber PMI'ye baktığımızda sektörler olarak PMI'de de 10 sektörden sadece bir tanesinde PMI 50 üzerinde. Biliyorsun 50 eşik değer. 50'nin üzerinde iyileşmeye bizi sevk ediyor. İyileşme olduğuna bizi gösteriyor. Ama 50'nin altındaki değerler bir kötüleşmenin olduğunun temel göstergesi. O nedenle hem sanayi üretiminde geleceğe ilişkin ihracata da çok bağımlı ve bağlı olduğu için demin söylediğim nokta şu bakımdan önemli. İçeriye üretim yapan ve içeriye satan firmaları içeride de boğarsak bu sefer dışarıya zaten satmakta zorlanan ve dış talep koşullarıyla beraber oldukça zor bir döneme girmiş olan firmaların bundan sonraki süreçlerde bu işsizlik rakamlarına sahip olmama ihtimalimizi de ortaya çıkartabilir. Yani işten çıkarmaların tekstil sektöründe olduğunu başladığını duyuyoruz. Bu birçok gazetede de konu edildi. Keza gene işte önemli şirketlerin konkordato taleplerinin olduğunu görüyoruz. Bu sürece Türkiye'nin girmemesi gerekiyor. O nedenle zor bir süreç. İdare etmesi de çok kolay değil. Ama salt faiz artırımları ve sert ve hiç başka bir şeye bakmadan faiz artırımı üzerinden bir enflasyon kontrolü sağlayabilecek olmayı düşünmek de bana çok gerçekçi gelmiyor. Diğer tarafta altın iş gücü tarafına baktığımızda hocam %23'ler var. Bir yandan tabii ben hani grafiği tekrar bir güncelleyeyim. Türkiye ile Almanya'nın sanayi üretimi arasındaki korelasyonu da birazdan gösterme şansımız olacak ama işsizlik tarafına geçecek olursak manşet rakam tek haneyim diyor ama altın iş gücü deyince %23 çıkıyor karşımıza yüksek. Oradaki seyri nasıl görüyorsunuz bu büyüme beklentileri, enflasyon beklentileri içerisinde? Bunu çokça daha evvel de aslında hep söylüyoruz. İş gücüne katılım düşük olduğu zaman ve iş gücüne katılımla ilgili genel yapıda bir iş gücü katılımını arttıramadığımız zaman oradaki işsizliği de doğru ve gerçekçi olarak kabul edebilmek çok kolay olmuyor. O nedenle geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda bunu görüyoruz. Genç nüfustaki işsizliğe baktığımızda görüyoruz. Ama genel olarak işsizlik rakamları bence bunları bir kenarda bıraksak bile manşet olarak kuvvetli gidiyor. Yani iyi gidiyor. O yani Türkiye'nin zaten yapısal bir problemidir işsizlik. O %9'ların altına gelebilmesi falan çok kolay şeyler değil. Mevcut üretim yapısıyla ve mevcut tüketim yapısıyla bunu sağlayabilmesi mümkün değil. O nedenle işsizlik hala bence Türkiye açısından olumlu bir gösterge. Buradaki risk, en büyük risk dediğim gibi alınan önlemlerin sert olması ve sadece gelirler yönünden bir enflasyonla mücadele konusunun ve bunun da ücret artışları, maaş zamları üzerinden konu ediliyor olması bence çok rahatsızlık verici bir konu. Bunun kamu tarafına düşen görevi maalesef daha kamu gerçekleştiremiyor. Yani tasarruflar konusu çok gündemde değil. Gene şunu görmeyi çok arzuluyoruz hepimiz herhalde ya da ben mi tek başıma kaldım bilmiyorum. Hani kamunun kurum kurum ne kadar tasarruf hedefi vardı, ne tasarrufları yaptı, hangi acil yapması gereken yatırımlar haricinde keyfi yatırımlarını öteledi, o yatırımlardan vazgeçti. Bunu görmeyi herhalde çok arzularız değil mi? Yani eğer ücret artışları bu kadar tartışılıyorsa, memurlara tek seferlik 5.000 liralık bir zam yapılarak geçiştiriliyorsa herhalde kamunun da kendine düşen görevi yapıp o harcama konusunda devlete bir millete hesap verebilir noktada olması gerektiğini düşünüyorum. Emeklilere 5.000 evet bu hafta önemli başkalarından biri oldu. Bir de hocam cari denge rakamını aldık son 1-2 dakikada da onu sormak istiyorum size. Çünkü orada da aslında manşet taraf 619 milyon dolar bir Ağustos ayı için. Tabii ki turizm gelirlerinin yükselmesi beklemediğimiz bir unsur değil ama şuradan sormak istiyorum aslında. Altın ve enerji hariç baktığımızda 6,1 milyar dolar gibi bir fazla var. Dolayısıyla tamamen ters tarafa ve çok kuvvetli bir rakamla atıyor. Net atan noksanda 4.58 milyar dolar gibi onun çok büyük bir yüzdesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki kalem için bir yorum rica edebilir miyiz hocam sizden? Bu net atan noksana baktığımız zaman demin onu söylemeyi unuttum. Türkiye'nin tabii ki en büyük isterinden bir tanesi bu İsrail-Hamas savaşındaki göçler. Fakat bu tür savaş durumlarında Türkiye'ye göç olduğu zaman bu net atan noksandan da çok ciddi girişler olduğunu da gördük. Özellikle Suriye Savaşı'nda da gördük. İşte İran ambargo altındayken gördük. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da gördük. Dolayısıyla
Ben önümüzdeki dönemlerde net hata 90 üzerinden Türkiye'ye girişlerin fazlalaşacağını düşünüyorum bu savaşın etkisiyle. Çünkü çok yakın bir coğrafya, bankacılık sistemi çok kuvvetli, dünyayla entegre. O nedenle buraya bir net hata 90 üzerinden para girişi olma ihtimali çok kuvvetli. Ama tabii özellikle yani bu cari açığın altın, enerji çıkartalım ama enerjiyi falan çıkardığımız zaman zaten üretim yapabilmemiz mümkün değil. Yani o bakış açısı çok doğru değil. Hmm. Altının burada yüksek olmasının sebebi bir alternatif yatırım araçlarının çok fazla ortada olmaması. Sadece yatırımla alakalı da değil bence. Özellikle Rusya ile olan ticaret konusunda da altın önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Yani bunu birçok kere burada konuştuk. Ama bir taraftan baktığımızda da önümüzdeki dönemler açısından bu her ne kadar pozitif veriyor gözüksek de Türkiye'nin üretiminin yavaşladığını ve genel itibariyle yavaşlayan bir ekonomiye dönüştüğümüzün de göstergesi. Normal şartlarda mevcut yapıyı değiştirmeden bunu çok pozitife dönüştürebilmek mümkün değil. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Arzalı Hocam çok teşekkür ederiz. Çok değerli sohbetiniz için kısa bir reklam arası vereceğiz, ardından devam ediyoruz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Biz Burak Hoca ile sohbet ederken küresel piyasalarda bakalım risk iştahı açık kalmaya devam etti mi? Onun detaylarını da Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz'dan Pekin'den öğreneceğiz. Sadi, bir önceki buluşmamızda Asya borsalarında yeşil ekranlar vardı. Hala öyle mi? Hala öyle Zeynep. Üstelik de az buz değil. Tabii hemen de detaylandırayım. Şöyle bir resim çizeyim. Seul'e bakarsak, Şangay'a bakarsak %1'i buldu ya da bulmak üzere. Nikkei'de ve Hong Kong'da, yani Tokyo, Hong Kong diye gidersek uzak doğuda, orada da %2'ye yaklaşıyor. Dolayısıyla yeşil bir gün, üstelik yemyeşil de diyebiliriz. Böyle çok böyle coşku olmasa da %1'i bulan, %1 aşan kazançlar var hisse senedi tarafında. Tabii neden diye baktığımızda aslında bölgesel bazı birkaç sebep ortaya çıkıyor. Talih nedenlere bakarsak örneğin Kore'de ve Japonya'da çip sektöründe, biliyorsun dün Samsung'u konuşmuştuk seninle, çip sektöründe çok ciddi bir seneden fazla uzun süren bir aşağı doğru gidişat vardı. Orada fiyatların toparlandığını görüyoruz, yavaş yavaş talebin toparlandığını görüyoruz ki hafıza çiplerinde gerçekten çok sert bir düşüş olmuştu. Geride kalan çeyrekte toparlanmaya çalıştı. Bu çeyrekte de, dördüncü çeyrekte de daha iyi gideceği düşünülüyor tabii ve bu da çip şirketlerine yarıyor. Diğer taraftan Zeynep, yine ilişkin yine geçenlerde seninle hafta başından itibaren bir teşvik umudu konuşuyoruz. O teşvike somut bir adım da eklendi. Her ne kadar somut adım 60-65 milyon dolar gibi son derece Çin için küçük görünen bir rakam da olsa, Çin hükümetinden borsaya müdahale var. Bu müdahaleyi yapan kim? Egemen Varlık Fonu diyebiliriz. Devlet Konseyi'ne, Çin hükümetine bağlı. O dört büyük bankadaki paylarını arttırmış ve arttıracağını da ilan ediyor. Dolayısıyla özellikle Çin tarafında resmi medyaya baktığımız zaman, finans medyasına baktığımız zaman bütün manşetlerde bu var ve çok konuşuluyor. Çok konuşuluyor derken bir perde arkasına da dikkatini çekmek isterim. Son dönemde tabii dünyada pek çok hisse senedi endeksi aslında son yıllarda zirvelerine doğru gitti, tavana doğru gitti ama Şangay'a bakarsak örneğin 10 yıl önceki endeks seviyesiyle Zeynep, şimdiki endeks seviyesi aynı ve çok ciddi düşüşler yaşadı. Valüasyonlar son derece düşük, hem tarihi ortalamalarının altında, hem somut olarak baktığımız zaman gerçekten genel tabirle çok ucuz ama yine de satış baskısı görüyordu. Çünkü yabancı fonlar çok çıkıyorlar. Burada da özellikle fon yöneticileri son dönemde artan biçimde, çok ünlü fon yöneticileri de devlet müdahale etmeli, etmezse biz de satmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bu bir kısır döngüye dönüşüyor diyorlardı ki devletten böyle bir adım geldi. Dolayısıyla sinyal etkisiyle tutuldu. Diğer taraftan emtia tarafına baktığımızda, çok uzun zamandır seninle konuşmuyoruz ama lityum fiyatları son 2 senenin dibine kadar gelmişti. Bugün vadelilerde %7'yi bulan, hatta tavana kilitlenen kontratlar gördük. Onun etkisiyle tabii ki hem elektrikli araçlar, hem madenciler, ilgili madencilerde yükselişler var. Bir de
hazır emtiaya girmişken çelik diyeceğim, sözü sana bırakmadan Zeynep, tabii Çin'de emlak sektörü zayıf. Hep konuştuk sene boyunca irtifa kaybı var ekonomide diye ama bir taraftan da tabii ki dünyada çelik üretiminin kapasitesini yarıdan fazlası Çin'de. Çinli ihracatçılar yurt dışına yönelmişlerdi. Nitekim City raporu vardı. Orada diyorlar ki bu sene sonuna kadar 90 milyon tonu bulabilir Çin'in ihracatı. 90 milyon çok ciddi bir rakam. Çin'i hariç bırakırsak diğer büyük ülkelerin üretim kapasitesi kadar değil mi Zeynep? Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Aymaz, çok teşekkürler. Ve şimdi de Dubai'ye gidelim. Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Erkazancı bizimle birlikte. Ersoy, petrolde 3. gün eksilerde olduğumuzu takip ediyoruz. Orta Doğu piyasalarına baktığında bir normalleşme söz konusu mu? Detaylarını senden alacağız. Zeynep günaydın. Merhabalar. Petrol fiyatlarında evet 3 günden beri düşüş var. Pazartesi günkü sert yükselişinin hemen hemen hepsini geri verdi. Yani savaş primi geri alındı. Bunu aslında bir normalleşme sinyali olarak algılayabiliriz ama şu anda İsrail ile Hamas arasındaki o bölgedeki gerginlik devam ediyor. Peki niye bu petrol fiyatları geriledi veya niye biraz daha normalleşme var diyorum. Çünkü ilk başladığında bu olay acaba etraftaki ülkelere yayılır mı? Daha da büyür mü endişesi vardı. Hala bu endişe var ama bu biraz azaldı. New York Times'ın bir haberi dikkat çekiciydi bugün. Amerikan istihbaratına göre bu olay olduğunda İsrail'li, İranlı yöneticiler de şaşırdı haberleri vardı. Yani ilk başta İran'ın bu konuda haberi var, dahli var gibi konulardan İran'ın bundan haberi yok konusuna gelince biraz bu piyasa açısından olumlu algılandı, olaylar büyümez diye. Her hafta olduğu gibi Amerika'da haftalık stoklar açıklandı. Zeynep, API'nin rakamlarına göre 12.9 milyon varillik bir artış vardı. Bu da petrol üzerinde baskı yarattı. Bu savaş durumu olunca hem Suudi Arabistan'dan hem sonrasında Putin'den de açıklamalar geldi. Piyasanın dengelenmesi için her türlü aksiyonu alacağız dediler. Amerika ile Venezuela arasında biraz yakınlaşma var. Orada yeni bir anlaşma olabilir. Bu da petrol üzerine baskı yarattı. Böyle olunca petrol dediğim gibi pazartesi günkü yaptığı bütün yükselişi geri vermiş durumda. Şu an Brent 86 dolara yakın. Amerikan türü de 83 dolar seviyesinde. Son bir notta yine Orta Doğu'dan Blinken dün İsrail'e geldi. Bugün Netanyahu ile görüşecek. Amerika'nın tam desteğini İsrail'e verdiğini söyleyecek. Netanyahu'dan da yine çok sert açıklamalar vardı. Tüm Hamas üyeleri ölüdür artık dedi. Yani Orta Doğu'daki gerginlik devam ediyor Zeynep ama yayılmayacak beklentisiyle piyasalar biraz daha normale döndü diyebilirim Zeynep. Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Erkazancı, çok teşekkürler. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Bloomberg.com'dan çıkan başlıkları da aktaralım. Türkiye'de kurulması planlanan gaz transfer merkezine herkes ilgi gösteriyor. Başlığı Rusya Devlet Başkanı Putin'den geldi. Bu projeye Türk dostlarımız, biz ve Avrupa'da Rus kaynaklarını almak isteyen herkes ilgi gösteriyor şeklinde açıklaması var. Bir diğer başlığa geçtiğimizde ise FED toplantı tutanakları yayımlandı. Eylül tutanaklarına ait yine gelen notlarda yetkililerin enflasyon yavaşlayana kadar kısıtlayıcı politikanın devam etmesini istediği görüldü. FED'e ilişkin detayları internet sitemizde okuyabilirsiniz. Ve dün gelen cari denge verisiyle ilgili olarak TOBİ'te öğretim üyesi doçent doktor Atılı Murat yayınımızda yorum verdi. Detaylarla birlikte ilk sözü noktalayacağız. Hoşçakalın. Enflasyon tabii ki önceliğimiz ama ikinci önemli nokta makro veriler açısından cari açığın düşürülmesi. O nedenle de hani Merkez Bankası zaten işte uyguladığı para politikası ortada, sıkı para politikası var. Kredi muslukları kapalı, kapalı kalmaya devam edecek. Faizler daha da artacak. Yani politika faiz olsun, işte kredi faizleri olsun. Bu bilinçli bir politika. İster istemez tabii ki hani aylık olarak siz de söylediniz turizm sektörü kaynaklı bir destek gelmiş. Ama zaten cari açığı düşürmek önceliklerimizden biri olduğu için buna yönelik adımlar atılmaya devam edecek. İşte altın ithalatına tabii çok vurgu yapıyor Mehmet Şimşek. Dünkü yayında yine söyledi. Bu sene başından beri 30 milyar dolarlık altın ithalatı olmuş ki
ortalamada 7 milyar dolar yıllık ortalama altın ithalatında. Onun hızlı bir şekilde düşürüleceğini söylüyor. Ki o da zaten işte TL'nin değerine vurgu yaptı ve TL'de çok ciddi değer kaybı olması için bir neden olmayacaktır önümüzdeki dönemde. Tabii bu politika devam ettiği sürece bize cari açıkta azalmaya devam edecektir. Ama dediğim gibi bu politikanın sürmesi koşuluyla.